Hürriyet sadece filanca Budistlerin, filanca müminleri, işte onları bir çadır kentte muhasara altına almaları değildir. Evet, bu hürriyeti engellemektir. Ama seni bir zincirle, görünen bir zincirle bağlamadığı halde, kanlına silahı dayayıp da kıpırdamayacaksın bir yere demediği halde, sen camiye çıkamıyorsan, sen Rabbin için yollara dökülemiyorsan, sen Allah için harcayacak 3 gün 5 gün hiçbir zaman bulmaya fırsatın olmuyorsa, ayağında zincir olmadığı halde, alnına silah dayanmadığı halde sen de esirsin. Sen de eşinden korkup bir adım gidemiyorsan, hep mazeretlerin oluyorsa, hep seni Allah için bir işe çağırdıklarında evde bir rahatsızlık var hani diye, hep evin hasta oluyorsa senin, bahanen hazır oluyorsa, sen doğal esirsin. Yaratılıştan esaret var sende. Engelli. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Bize bu işi hiçbir şekilde kimseyle tartışmaya fırsat vermeyecek kadar güzel örneklerle bu dünyadan gittiler. Hür nesil olarak gittiler. Peygamberinin aleyhissalatü vesselam bir mütercime ihtiyacı olduğunu duyar duymaz 17 günde yabancı bir dil öğrenip peygamberin önüne gelerek, ya Resulallah, mütercime ihtiyacın vardı ya, ben hazırım, sana İbranice tercüme yaparım, buyur ya Resulallah dediler. Onlar da dil kursuna gitmek için bir sürü kredi, burs aradılar. Ama peygamberlerin ihtiyacı var diye. Öyle 6 ay şuraya buraya dil kursuna gitmeye vakitleri yoktu. 6 ayda 6 ülke fethetti adamlar. Hür adam çünkü. Hür adam. Yalın ayak. Ellerinde bir bastonla Rüstem'in karşısına geçtiler de, ne arıyorsunuz siz bu topraklarda? Ne işiniz var burada bu çoban herifler? Siz ne işiniz bu saraya nasıl girdiniz çoban adam? Deyince çoban kılıklarıyla karşısına dikilip de, biz Allah'a kulluğa geldik, kula kulluktan kurtaracağız sizi, Allah'a kul olacaksınız diye, onu çoban olarak görenlerin karşısında sultanlar gibi konuştular. Allah onlardan razı olsun. Ellerini buruşturup burs istemeye geldik demediler. Yardım istemeye geldik demediler. Onlardan bir delikanlı, bir gün bindiği atın için kullandığı kamçısı yere düştü. Bir arkadaşı da aldı kamçıyı verecek, uzatıp elini almadı. Ya buyur kamçı senin, almam dedi, at onu yere dedi. Attı, indi atından. Aldı kamçıyı, tekrar çıktı, dedi ki, Resulullah bize buyurmuştu ki aleyhissalatü vesselam, kimseden bir şey almayın demişti. Ben atımın kamçısı da olsa kimseden almam onu demiş. Ben Resulullah'tan duydum bunu. Eh be, eh be. Böyle talebe bulursun da 120 bin tane. Onlarla dünyalar fethedilmez mi? Bu talebe yola çıktığı zaman cennetin kapısına varmadan mola verir mi hiç? Ta okula kaydını yaptırdığı gün hemen eline kağıtlar, kimlik belgeleri alıp burs için müracaata başlayana bak, bir de kendi atının kamçısı yere düşünce onu veren birisinden almayacak kadar insana el uzatmama ruhuyla büyütülmüş bir delikanlıya bak. Örnek nesil, mübarek nesil. Kur'an boşuna övmemiş ki bunları. Övüyorsa Kur'an, radıyallahu anhum, Allah onlardan memnun diyorsa Kur'an, böyle olmuş bu demek ki.